Bugün yine cinsiyetçi politikalar sebebiyle, bölgede süregelen bir özel savaş politikaları sebebiyle, yargının cezasızlık politikaları sebebiyle katledilmiş ve katledilmesine rağmen aslında mahkeme salonunda yargılanan bir kadından bahsediyoruz. Bugün mahkemeler yine eril bakış açısıyla aslında dayanışmaya gelen, davayı takip etmek isteyen birçok kadın arkadaşımızı duruşma salonuna dahi almadı. Yine sanığa, tanığa, müştekilere sorduğu sorularla aslında failin haksız tahrik hükümleri, gönüllü vazgeçme hükümleri, iyi hal indirimi gibi hükümleri uygulamaya çalıştı. En başından beri usulsüz bir şekilde bu yargılamayı yürüten mahkemeden bizim en baştaki talebimiz adil bir yargılamanın yapılması. Bu itibarla aslında gelen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler bugün öncelikle Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olarak Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi, Urfa Barosu Kadın Hakları Merkezi, Batman Barosu Kadın Hakları Merkezi, Şahmeran Kadın Platformu, TCA ve Roza Kadın Derneği olarak oranın temsilcisi meslektaşlarımızla birlikte duruşmayı takip ettik. İlk duruşma bugün görüldü. Maalesef bizlerin, Baro'nun Kadın Hakları Merkezi'nin ve biz sivil toplum örgütlerinin katılma talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Biz kısaca bununla ilgili ufak birkaç aktarımda bulunmak istiyoruz. Mahkemeler tarafından katılma taleplerimizin reddedilmesinin bu kişiler açısından, kadın cinayetlerinin failleri açısından kesinlikle caydırıcı olmayacak şekilde bir algı yarattığını düşünüyoruz. Onlar bundan güç alıyorlar maalesef. Bundan güç aldıklarında dışarıda daha fazla kadın katledilmekte. Mücadelemiz devam edecek. Burada diğer kurumların temsilcisi arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da var. Kısaca biz onlara da söz vermek istiyoruz izninizle. Bizler bugün aslında fetvayı temsilen buradayız. Ama söylemek istediğimiz bir başka husus var ki o da hakikaten tüm kadın katliamlarında kadın katliamı geliyorum diyor. Ölüm geliyorum diyor ama toplum bunu görmüyor. Mahkemeler bunu görmüyor ya da görmezden geliyor. Bu duruşmada da gördük ve zaten biliyorduk ki sanıklar, failler bildiğimiz gibi. Ya namustan ya bilinç dışıydı diyerek suçtan kurtulmaya çalışan failler belki de şu an aramızdalar. Belki de gelecekte aslında onları konuşuyor olacağız. Bu cezasızlık politikası devam edecekse. Bu cezasızlık politikası devam ettiği sürece bunları çok daha fazla konuşmak zorunda kalacağız. Asıl olan şey var ki kadın katliamları geliyorum diyor ve biz bunlara sessiz kalmamalıyız. Biz bunlara duyarsız kalmamalıyız. Aslında aleni olan şey biz bunlara gözlerimizi, kulaklarımızı tıkamamalıyız demek istiyoruz. Tekrardan tüm yoldaşlarımıza, dostlarımıza, kız kardeşlerimize teşekkür borç bildiğimizi ifade etmek istiyoruz. Olarak öncelikle katılan bütün baroların kadın hakları merkezine ve sivil toplum örgütlerine teşekkür etmek istiyorum. Aile olarak biz bu dosyayı sanık tek bir indirim dahi almayana kadar takip edeceğimizi öncelikle kamuoyuna bildirmek isteriz. Yine bildirmek istediğimiz başka bir husus da şudur ki bu dosya özelinde uyuşturucu madde kullanan bir fail söz konusu ve uyuşturucu maddenin etkisinde bu katliamı gerçekleştirdiğini söyleyen bir fail söz konusu. Biz değerli basın mensupları aracılığıyla iktidarın uyuşturucu madde kullanımıyla da mücadele etmesi gerektiğini, etkin politikalar yürütmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek isteriz. Nitekim Vetfa katledildikten kısa bir süre sonra yakın bir ilçemizde, Midyat ilçesinde bir anne daha uyuşturucu madde etkisindeki olan oğlu tarafından yakılarak öldürüldü. Uyuşturucu maddenin ne kadar zararlı olabileceğini daha ne kadar gösterilmesi gerekiyor. Biz bu dosya özelinde dosyayı mahkemenin hiçbir takdiri indirim uygulamadan faile ağırlaştırılmış müebbet uygulayacak şekilde mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğimizi ve özellikle kadın cinayetlerinin belki de en büyük sebeplerinden bir tanesi olan uyuşturucu maddeyle mücadeleye ilişkin etkin politikaların uygulanmasını talep ediyoruz. İtaat etmiyoruz.
Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Cin, ciyan, azadi. Cin, ciyan.